Çiğdem Ceylan, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'daki seçim heyecanını spor ekranlarında yaşamaya da devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Siz de hoş zaten olduk. Sabah saatlerinden bu yana buradasınız ve delegelerden biri de sizsiniz tabii ki. Evet. Biz belki dışarıdan bir gözle yorumluyoruz ancak siz oy kullanan ve Türk futbolu içerisinde olan bir isimsiniz. Nasıl bir seçim, nasıl bir federasyon seçim durumu var şu an? Futbolcuydum, sahanın içindeydim. Hakemdim, yine içindeydim. Televizyona gazeteye geçtim. Yine sahadayım hocam. Yani hep içerideyim. Bir türlü kopamıyorum içeriden. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında söylenecek çok şey var. Kulüp başkanlarıyla konuşuyorum. İşte Adana Demirspor, Trabzon, öteki şu bu. Hocam değişen bir şey yok. Hayırlı işler. İsimler değişti. Değişecek. Hasan Hüseyin Veli gidecek. Ali Ramazan işte Dursun gelecek. Ama hiçbir şey değişmeyecek. Daha da kötü olacak. Yeni seçilen seçilecek. Seçilen seçilecek başkanı tanımıyorum. Karşıdan iyi bir adama benziyor. Onun boynuna tokma geçirdiler. Davulun şeyini, davulu onun boynuna astılar. Tokmak yine başkalarının elinde. Yani tokmağı vuranlar hep aynı. Geçen dönemde de tokmağı vuranlar hep kenardalar ama gelip tokmağı vurup gidiyorlar. Cepheden hiç göremiyorsun onları. Türk futbolunu onlar idare ediyorlar. Yani seneye gene rezaletler göreceğiz. Çok kötü işler olur. Ben münacım değilim. Ben iyi olsun diye konuşuyorum. Ama aferin, bugün birincilik kulüpleriyle ikincilik kulüpleri tavır koydular. İsyan ettiler. Terk ediyorlardı salonu. Benden de yardım istediler. Hocam ne olursun senden başa koy dedim. Ya siz yaptığınız iyi bir şey. Tavır koydular. Çatır çatır mücadele ettiler. Bütün başkanlar burada. Ali Koç gelmemiş. Gelmedi. Sertaç Bey var burada, yöneticisi. Bir de hocam Selahattin Baki burada, gördük. Vallahi keşke Ali Koç gelseydi ve konuşsaydı, doğru yapardı. Çünkü diğer başkanlar da bazı şeyleri görüyorlar ama konuşmuyorlar. Ali Koç konuşuyor. Kendisini de tebrik ederim. Keşke buraya gelip bir konuşma yapsaydı. Ben bakıyorum, kaldır elini kaldır, indir elini indir. Ondan sonra kimse ağlamayacak abi. Ben en arkaya gittim, bakıyorum. En arkada iyi gözüküyor. Senin yanında adam, geçen dönem için söylüyorum. Bir kulüp başkanıydı, söyledi. Ya salladı, salladı, salladı. Şimdi çıkıp konuşsam dedi. Adam sahneye çıktı. Bana söylediklerini söylemedi. Hep yaladı. Yani hocam olacak şey değil. Yani orta oyun oynanıyor. Sonra da diyoruz ki işte futbol niye böyle? Ya kardeşim basketbol iyi gidiyor. İşte boks iyi gidiyor. Kızlar da voleybol iyi gidiyor. Güreş iyi gidiyor. Ya gidiyor. Ampute takımımız bile iyi gidiyor. Hepsi iyi gidiyor. Hepsi. Güreş. Hepsi iyi gidiyor. Bizim kötü gidiyor. Yani onlar ileri gidiyorlar, biz geri gidiyoruz. Maalesef. İşte genel kurul aynası. Hiçbir şey değişmeyecek. Daha kötü olacak ya. Ya arkadaşlar, 1996'da bir daha söyleyeyim. 1996'da bir kanun çıktı. Şenez Erzik vardı. O kanunda bu genel kurul başkanı seçiyordu, yönetim kurulu seçiyordu, tahkimi seçiyordu, disiplini seçiyordu, MHK'yi seçiyordu. Ve bunun için de başkan ve yönetim gitseler bile onlar görevlerine devam ediyorlardı. Sonra seneler geçti, bazı şeyler yumuşatıldı, yumuş oldu. Genel kurul başkanı ve yönetimi seçiyor şimdi. Şimdi başkan seçildikten sonra MHK'yi, disiplini, tahkimi atıyor. Atıyor ya. Ya atanan bir adam, başkan gittikten sonra, seni atayan gittikten sonra git ya. Git. Bunlarda yüz surat yok mu? Bunlar oturuyorlar. Ne değişecek? Geçen Nihat Özdemir bunlar yüzünden gitti. Nihat Özdemir bunlar yüzünden gitti. Bu başkan geldi. Bunlar gene var. Bu başkan da bunlar yüzünden gidecek. Bak ben müneccim değilim ya. Ne kadar iddialı konuşuyorum. Ya 65 senedir bu işin içindeyim. Gözümü açtım. Futbol hayatının içine girdim. Ayıp. Kimse bir şey beklemez. Ali Koç şans olarak konuşmadı herhalde başkan içinde. Yani sisteme konuştu. Ali Koç Birliği toplantısında da erken çıktı Ali Bey. Ama bak bu sisteme, yani şu andaki sisteme tavır koyan bir tane Ali Koç var. Kendisini tebrik ederim. Bu kadar net. Abi bir insanlar bir tavır koysunlar ya.
her şeye evet olmaz ya. Bir defa ölürsün. Bana kahvaltıda karşılaştım. Adana Demirspor Başkanı. Hocam dedi, bu konuştukların dedi, söz vereyim de Allah aşkına anlat dedi. Ya bak Allah aşkına anlat dedi. Dedim ki başkan, anlatmama gerek yok ki burada. Ya televizyonda söylüyorum biliyorsunuz. Gazetede yazıyorum. İki gün evvel yazı var. Orası daha büyük kitlelere hesap ediyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiç kimse cevap vermiyor. Burada konuşsam ne olacak ki? Kaldır elini, indir elini. Şey ya, böyle alçı. Tak, 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 tak. Bir kulüpler tavır koydular. Bir iki. Haklılar. Niye? Diyor ki, hocam bize yaşama hakkı vermiyorlar. Tesise yapacağımız paraları kesmeye kalktılar diyorlar. Ya biz diyorlar, yaşayalım ki üst taraf yaşasın. Ama biz yaşayamazsak bu sefer dışa dönüyorlar. Ben de kendisine dedim ki, bir kısmı dışarıda tutuyorum. İçeriden futbolcu alırsan cambazlık yapamazsın, duyulur. Dışarıdan topçu alırsan her türlü cambazlığı, akrobasiyi yaparsın. Onun için onlar dışarıyı istiyorlar dedim. Haklısın dedi, güldü gitti. Mehmet Bey'le röportaj yapmıştık hocam. Büyük Ekşi'yle canlı yayın yaptık Sercan'la beraber. Uzun vadeli planlarınız nedir diye sordum. Şu an dedi kısa vadeli plan yapacağız. Öncelikle hedefimiz yabancı sayısı, bütçeler artı yayın ihalesi. Zaten bir senede bunu yapmamız lazım ki o bir senede yaptıklarımız bizi ancak bir sonraki seçime taşısın dedi. Ne kadar var? Yani şu an benim hedefim bir yıl dedi. Tamam. Peki yıpranmayacak mı? İnanılmaz yıpranacak. Çünkü bu kadrolarla inanılmaz yıpranacak. Mesela genel sekreter diyelim. Ali Veli Hüseyin hiç önemli değil ismi. Genel sekreter vazifesini yaparsa işler gene olur. Ben sana dosyayı götürürüm. Şeye gitsin diye hukuk kuruluna. Sen onu tutarsan birilerinin emriyle o işi yapamazsın. O onun emriyle onu yaparsa, o onun emriyle. Bu emir verenler de şu anda içeride değiller. Buradalar ama hep perde arkasından oynuyorlar. Kendilerini biliyorlar. Eskiden konuşurlardı, şimdi selam veremiyorlar. Karşıdan geçiyorlar. Niye? Kızıyorlar bana. Kızmayın abi. Ben size gerçeği söylüyorum. Nihat Özdemir'e taktılar boynuna davulu. Nihat mücadele etti. Mücadele etti ama sonra bak dedi ki ya lan dedi, yayın ihalesini dedi bana bıraksalardı ben çoktan bitirirdim dedi. Hem onu yapmıyorlar dedi, hem gelip karşı geliyorlar dedi, hem de sonuca varamıyoruz dedi. Ya ya bana bırak, o zaman siz yapın dedim dedi, onu da yapamadılar dedi. Bak hala yayın ihalesi yarım. Belli değil, belli mi? Değil. Nihat Özdemir'le konuştum, söyledim. Buradaydı Nihat Özdemir'i, göremedim. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Yok, gelmedi Nihat Bey. Servet yardımcı Servet buradaydı. Burada mı Nihat? Evet, Servet Bey dün, burada. Dün gelmiş ama Nihat. Gördüm. Geldi ama şu an bina, burada değil. Burada değil mi? Değil. Onu bilmiyorum. Yani ne değişecek ki? Nihat gitti işte. Ali Bey geldi. Ali Bey gidecek, Hüseyin Bey gelecek. Amma ve lakin tokmağı vuranlar hep aynı isimler. Hocam ben bir şey duydum. Ve bunları... bazıları kullanarak yapıyorlar gibime geliyor. Liste, Sayın Büyükekşi'nin listesi burada otelin lobisinde, bahçesinde değişmiş. 9.30'da belli, daha değil. Yok. Tam divana sunmadan yarım saat önce listede isimler belli değil. Bir iki isim listeye, iki üç kişinin üzeri çizilip diyelim. O üç kişi burada diplomaside listeye girmiş hocam. Siz daha iyi duymuşsunuzdur. Akşam lobideydim. Yani lobi tam dağılana kadar oturdum. 10 isim falan belliydi. 4 isim. 10 isim belliydi. Akşam saat, yani bu benim dediğim. Belli miydi hocam? 12'de yarımda falan hemen hemen 10 isim belliydi. Hatta dışarıyla da konuştum. İstanbul'dan arkadaşlarımla konuştum. Herkes biliyordu yani. İsimler şöyle bir geldiğinde, akşam duyduğum isimler. Sürpriz var mı? Yani evet bu isim olacaktı ama son anda olmadı dediğiniz. Yok. Yani söylenen isimlerin hepsi listede var. Hatta bazıları bana şu olmayacak diyorlardı. Ben olacak diye iddia ettim. Var içeride. Şu anda Hamit Altıntop. Hamit Altıntop. Ali Düşmez. Onlar var zaten. Eski yönetimden. Eski yönetimden iki kişi. Yedekleri henüz göremedik hocam. Siz yedek listeye ulaşabildiniz mi? Yok, ulaşamam. Hocam. Listede, hocam niye liste saklandı ki? Ya hocam.
listeyi saklasan ne olur, saklamasan ne olur? Hani bunu sarıp saklasak mı, sarıp saklamasak mı? Hani var ya, spikerleri hani böyle şey yaparlar, eğitmek sizlere eğitmek için filan. Saklasan ne olur, saklamasan ne olur ya? Doğru vuranlar aynı. Şey gördüm, Süleyman Urmay'ı gördüm şimdi karşımda. Hocam diyor, düzen aynen devam ediyor diyor. İkinci bir cümle söyledi, burada söyleyemem. Kahkahayla. Ama düzen devam ediyor dedi. Düzen aynı gidecek diyor ya. Yani. Biz görüyoruz. Süleyman da bu işin içinde. Hani Süleyman da bu işi iyi bilen adam. Yani menajerlik yaptı, işte idarecilik yaptı. Yani iyi bilen bir adam bunu. Mesela o tip adamlardan faydalanmak lazım. Aşağıda Alanya Spor Başkanı ile konuştum ki çok beğeniyorum adamı. Çok fazla tanımıyorum. Hocam bir oturup konuşmamız lazım dedi. Haklı adam. Adam çok dertli. Yani, bir daha az önce düzeltmeyi yapalım biz kendi adımıza. Nihat Bey burada, Sayın Özdemir. Ben de burada biliyorum. Evet evet hocam. O yüzden o düzeltmeyi ama yapalım. Ama siz değil dediniz. Siz yok dediniz. Devam edin hocam siz tabii. Şimdi Süleyman abi de gelecek birazdan. Vurma siz yayınımıza. Şeyi ben Nihat'ı içeride biliyorum ama söyle deyince. Evet evet hocam. Düzeltelim içeride. Nihat Özdemir. Evet, Nihat Özdemir içeride. İçeride. Gördünüz mü siz hocam? Ben görmedim ama içeride olduğunu duydum. Çünkü, ben öğrenirim. Çünkü onu. Salon ama içeride olduğunu söyleyebilirim. Ben en arkada otururum. Gördünüz. En arkada oturunca her şeyi daha iyi görüyorsun. Doğru, hani doğru. Anladın mı? Doğru. Orada sayın başkanlarım diye konuştular. Nihat Özdemir'le diğer gelen bir iki başkanı da söylediler. Yani burada. Nihat Özdemir burada. Evet tabii. Buradaki hocam yabancı kuralı Sayın Büyükekşi ile yaptığımız röportajda demişti ki biraz şifreler vermişti. 8+3'ün mevcut kuralın devam edeceğine yönelik şifreler verdi. Bunun doğrusu bu mudur size göre? Değişmeli midir? Kulüplerin isteği de mevcut kuralın devam etmesiymiş. Ya hocam bak bunu 1000 defa söylüyorum. Yabancı gelmesin. Yabancı az gelsin. Olayı söylenmez futbolda. Yabancı gelsin. Ama oraya kriter koy. Yaş kriteri koy. Bulunduğu ülkenin milli takım kriterini koy. Bir kriterler koy. Adam 35 yaşında. Bak belki sana fayda sağlar ama kriter koyarsın. 25'ten sonra almayacağım filan. Yani bir şey yapılır. Yoksa ya yabancı adediyle bu şuraya 8+3 8+4 ne olur ki, ne değişir ki? Sen alt taraftan futbolcu yetiştirmeye bak. Sen diyorsun ki oynamadan, hayır ya. Senin altyapılarını, Türkiye'deki senin altyapılarını Avrupa senden daha iyi tarıyor. Bak giden futbolculara, yurt dışında oynayanlara bir kısmı oradan gidiyor. Bir kısmı oradan gidiyor. Şimdi dün akşam konuştum Gençler Birliği'nden bir iki arkadaşımla. Fener'de oynayan futbolcu. 10 yaşında gelmiş şeye, Gençler Birliği'ne. Hatta diyorlar ki bu çocuğu vermeyelim. İleride daha fazla daha paraya satırız. 500 bin liraya almış Ali Koç. Yani iyi bir ticaret yapmış o çocuğu almakla. Arda Güler. Evet. Onun da %20'sini yazmışlar işte. Bir o taraftan kurtaracaklar. Çünkü ama o %20'ye bile Gençler Birliği çok zararda, çok borçlu olduğu için o %20'yi de belki daha düşürerek nüfus cüzdanını alacak Fenerbahçe. Çünkü ihtiyacı var. 5 liraya ihtiyacı var, 6 liraya ihtiyacı var Gençler Birliği'nin. Çünkü Gençler Birliği İlhan Cavcav gittiğinde 25-30 milyon dolar kasada parası vardı. Şimdi 20 milyon dolar içerideler. Oğlu geldi, içine etti ve gitti. Yarın bir gün tefeciye düşecekler, yarın bir gün satılacak. Niye? Bilmeyen yöneticiler. Anlamayan yöneticiler. Şimdi bak Süleyman Urma, o biliyor bu işi. Girsin federasyona. Yani bilenlerin olması lazım. Futbol federasyonunda futbol oynamış bir de Hamit var. Başka? Yani tartışabilecek bir adam futbolda. Siz yanlış yaptınız, bunu şöyle yapılacak diyecek bir tane adam var. Kulüplerde hep, de öyle. Hep konuşulan futbolu, futbolun içinden gelen isimler. Ama gelen isimler girsinler ama onlar da eğitilerek gelsinler. Yani ben futbol oynadım 20 sene, ben futbolu biliyorum. Hayır. O futbol federasyonunda görev almak başka şeyleri de gerektirir. Üniversitelerden gidip eğitim alacaksın.
bir sene, iki sene, ondan sonra gireceksin kulüpte yöneticiliğe. Yani her iyi futbolcu futbolu bırakır bırakmaz teknik direktör olamaz arkadaş. Onun eğitimini alacak, onun bin tane şekli var, şartı var. Ondan sonra teknik direktör olursun. Ben teknik direktörlük eğitim almadım. Bir tek amatör çalıştırıcı aldım. Ama hakemin eğitimini aldım. Futboldan geldim, hakemin eğitimini aldım. Onu sonuna kadar çarpışırım. Ama teknik adam olarak benim gidip eğitim almam lazım. Benim bu işte çok etkili konuşmam için, çok değişik konuşmam için. İşte Antalya'yı çalıştıran çocuk şu anda futbolcu. Nuri Hoca. Adam yaz tatilinde Antalya'ya veya Şili'ye veya Brezilya'ya gidip tatil yapmıyor. Üniversitelere gidip eğitim alıyor. Ondan sonra geliyor, başarılı oluyor. Bayern Münih'e başkan olacak adam 2 sene sonra, 3 sene sonra şu anda eğitim alıyor Almanya'da, üniversitelerde. Öyle geliniyor. Sen de işte görüyorsun abi. Şuradaki delegeler tamam, iyi insanlar, hoş insanlar. Ama bilmiyorlar, geçmişlerini bilmiyorlar. Hani 1992'deki şeyi, çerezlercik dönemindeki şeyi anlatıyorum. Beni öyle dinliyorlar.